Şimdi bu yüzüğün ismi 7 düvel koydum bu yüzüğün tasarım ismine. Neden 7 düvel koyduğumu anlatayım. Çünkü neredeyse ülkemiz 7 düvele karşı mücadele vermekte. Ben de bir Türk milletinin bireyi olarak bu milletin bizim üzerimizde bir güç sağlamasını sağlamak istemelerini hoşuma gitmiyor. Bundan dolayı da mesleğim gereği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir yüzük tasarlamak istedim. Yani bu yüzükte Oğuz Kağan'dan günümüze kadar bütün doneleri, bütün böyle ne derler ona gücü temsil eden bütün unsurları üzerinde barındıran böyle güzel bir tasarım yapmak istedim ki şey olsun. Yani gücümüzü hiçbir zaman unutmayalım. Devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu gösterebilen böyle güçlülüğü temsil eden bir tasarım haline getirmek istedim. Ve tasarımı da şöyle göstereyim ve anlatayım. Burada Oğuz Kağan'ın mührü, Selçuklularımızın çift başlı kartalı, o sancağımızın üç ilali ve tuğrağımız ve ay yıldızlarımızı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımızı temsil eden Cumhurbaşkanı forsunu da yüzüğün içerisine işleyerek tamamen güçlülüğü simgeleyen bir tasarım haline getirmek istedim. Yani bütün sebebi güçlü olduğumuzu anlatabilmek ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu gösterebilmek için hazırlanmış bir tasarımdır bu. Yani bunun üzerinde aşağı yukarı 7-8 tane simge var. Oğuz Kağan var, işte Selçuklu Kartalları var, işte Tuğra ve Ay Yıldızımız var, Besmele Tuğra'mız. Artı sancağımızda olan üç hilalimiz var. Türk bayraklarımız var. İçimizde forsu var, Cumhurbaşkanımızın forsu var. Yani her şeyi üzerinde bünyesinde barındıran güzel bir tasarım haline getirdik. Biliyorsunuz Osmanlı'da da sultanlar ve padişahlar yaptırdığı kıyafetlerde hep bir hikayeleri vardı. Güçlülüğü anlatırlardı. Ve bunu kullananlar mesela kılıç kabzeleri vardı. Üzerlerinde yakutlar, zümrütler gücü temsil ederdi. Biz de böyle bir tasarımı turkuaz taşlarla Türklüğü temsil ettiğini gösteren bir gücü temsil eden bir tasarım haline getirmemizdeki tek mesele buydu yani. Bu aşağı yukarı bir ay sürdü. Bu bir ayın içerisinde düşüncelerimiz dahil bizden bu yüzük istenilirken bize tamamen bize bıraktılar. Ve bize bıraktıktan sonra biz bunun önce bir hikayesini yazmak zorundaydık. Ne için yapılacaktı bu? Ne için yapılmalıydı? Kuru kuru bir şey yapılmamalıydı. Ondan dolayı önce Türkiye gündemi, dünya gündemlerini takip ederek bir hikayesini oluşturdum. Aşağı yukarı 10-15 gün civarında bir hikayesi olduğunu oluşturmak zorundaydım. Ve sonra da hikayesini oluşturduktan sonra ve direkt tasarıma başladık. Ve güzel bir tasarım çıktı. Yani bir ay falan sürdü. Bu sadece bununla kalmıyor. Bizim bir sürü değerlerimiz var. Biz büyük bir milletiz. Ama bir yüzüğe ancak bu kadar sığdırabiliyoruz. Ve en güçlü olanlarının temsillerini yaptık. En güçlü olan hükümdarlarımızın veya işte milletlerimizin simgelerini yapmaya çalıştık. Ve siz de takdir edersiniz, gerçekten çok güzel oldu. İnşallah Cumhurbaşkanımız da çok beğenir. Yok abi.